kapatma davalarına ve emeklilere reva görülen yüzdelik maaş artışlarına karşı mücadelesine bu ülkede yaşamaya çalışan 13,5 milyon emeklinin hakkını, hukukunu savunmaya yılmadan, usanmadan devam ediyor. İşte bu amaçla sendikamız ülkemiz genelindeki 115 şube ve temsilcilikleriyle bugün de alanlarda basına ve kamuoyuna, yetkililere diyoruz ki gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek, gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek, gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Temmuz ayı ile birlikte emekçilerin ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları yine iktidarın enflasyon oyunu ile gündemimize girmiş bulunmaktadır. Temel tüketim mallarına yapılan zamlar %50'lerde seyrederken verecekleri zam sadaka düzeyinde olacak. Ülkemiz mafya, çete ilişkilerini siyaset ile iç içe geçti. Ortaya atılan iddialara iktidarın ve bağımlı yargının kulağını tıkadığı, halkın açlığının ve krizin görmezden gelindiği bir süreci yaşıyor. Aç varsa siz de doyurun gibi halkla dalga geçen bir anlayışla karşı karşıyayız. NATO toplantılarında dünya liderleri bir araya geldiler. Dünya halklarının pandemi ve ekonomik krizler dahil hiçbir yararlı görüşmenin olmadığı zirveden AKP iktidarının ülkemize biçtiği görev ise Afganistan'da bekçilik. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Çok tehlikeli olan bu görev ABD ve dünya sermayesine şirin görünmeye ve yönetememe durumunu kurtarmaya çalışan AKP iktidarının son ve çaresiz çırpınışlarıdır. Bir taraftan ülkeyi güllük gülistanlık göstermeye çalışan, diğer taraftan çok gecikmiş aşılama uygulamasını toparlamaya çalışan iktidar, ekonomik krizi yine halka yüklemeye çalışıyor. Her kesime baskıyı artıran iktidar, ortaya atılan yolsuzluk ve kara para atlamalarının üstünü örterken, topluma ayrıştıran, kutuplaştıran, söylemiyle muhaliflere hedef göstererek sokağa salınan güruhların siyasal cinayetler işlemesine yol açmaktadır. %50'lik zam değil, emekliye bütçe. %50'lik zam değil, sözleşme bütçe. Emekli sendikalarını ve muhalif partileri kapatma girişimleri gibi antidemokratik yöntemleri de kullanan AKP ve ortakları demokrasinin son kırıntılarını da ortadan kaldırmaktadır. Siyasi iktidar emekli sendikalarını kapatmaya çalışacağına uluslararası yasalara da uyarak emeklilerin sendika hakkını tanımalıdır. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Ülkede huzurdan, barıştan, demokrasiden bahsetmek suç, ekonomik kriz var demek ise yasak hale getirilmiş demokratik eylem ve etkinlikler basit
ve akıl dışı bahanelerle engellenmiştir. Böyle bir yaşama mahkum değiliz. Alanlardan haykırıyoruz. Emekliyiz, açız, isyandayız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Alın terimizi döktüğümüz ülkemizde barış ve huzur içinde insanca yaşamak istiyoruz. Kimseden sadaka ya da lütuf istemiyoruz. Bayram harçlığı değil, yılda 4 maaş tutarında ikramiye istiyoruz. Yüzdelik zam değil, toplu sözleşme. Yüzdelik zam değil, toplu sözleşme. Yüzdelik zam değil, toplu sözleşme. Pandemi bahanesiyle 65 yaş üstüne yasaklanan toplu taşıma araçları serbest hale getirilsin istiyoruz. Bizlere gelince kaynak yok diyenler, onlarca yerden maaş alan yandaş ve yalaka takımlarının kaynağını nereden alıyorlarsa oraya baksınlar. Ülke kaynaklarını 5 yandaşa peşkeş çekmek yerine ülkenin emekçilerine ve emeklilerine verirseniz hepimize yeter. Müteahhitlere değil, emeklilere bütçe. Müteahhitlere değil, emeklilere bütçe. Müteahhitlere değil, emeklilere bütçe. İşte bu nedenle bugün tüm emekliler sendikası olarak alanlardayız. Susmuyoruz, haykırıyoruz, emekliyiz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca